Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün denizaltılarla ilgili iki konuyu size anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Birinci konu, Roketsan tarafından geliştirilen Akya torpidosu. Akya eğitim torpidosu. İlk harp başlığıyla canlı atışı gerçekleştirdi. Bir buna bakacağız. İkinci önemli konu, yine torpidolardan gidiyoruz. Pakistan donanmasının bir denizaltısı tatbikat sırasında çok önemli bir torpido atışı yaptı. Ama bizim açımızdan daha da önemlisi, bu denizaltının tüm modernizasyon işlemlerinin Türk şirketlerince yapılması. Hatta denizaltıda bu torpidoyu ateşleyen sistem de Havelsan'ın SEDA sistemi. Bu konumuzda da Pakistan'ın denizaltılarının modernizasyon projelerini incelemeye çalışacağız. Akya Torpido projesi 2009 yılında çalışmalara başlanmış. Gerçekten mühimmat açısından çok çok önemli bir, yeni sayfa açacak çok önemli bir çalışma. Roketsan tarafından sürdürülüyor. Bu çalışma biliyorsunuz Roketsan geliştirdiği güdümlü, güdümsüz çeşitli roket sistemleri, mühimmat sistemleriyle son yıllarda gerçekten Türk savunma sanayinde çok önemli adımlar atmış ve bunu da ihracat başarısıyla kanıtlamış çok önemli bir savunma şirketimiz. 2009'dan bu yana devam eden Akya projesi sonuna erdi. Bütün testler tamamlandı ve artık sistem Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2 hafta evvel bu konuyla ilgili ilk önemli atış testi tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gölcü'ye donanma komutanlığına geldi. TCG Preveze denizaltısıyla bir dalış gerçekleştirildi. Marmara Denizi'nde denizaltılarımızın atış testlerini, çalışmalarını yaptığı özel bir saha var. Bu sahaya dalış gerçekleştirildi ve Akya'nın ilk harp başlıklı testi başarıyla tamamlandı. Akya hedefini bularak tam 12'den tabiri caizse vurmuş oldu. Şimdi bu torpido yerli sistem neden önemli? Torpido yapabilen dünyada az sayıda ülke var. Önemli olan bu sistemleri kendi özgün bir şekilde geliştirebilmek. Çünkü her silahın kendine has özellikleri var. Ve siz bu özellikleri yazılımından harp başlığına, akustiğinden pervane tasarımına veya içindeki patlayıcı sistemden bunun yönetilmesine kadar farklı farklı parametreleri kendiniz yapabildiğiniz zaman, kendiniz ortaya koyabildiğiniz zaman işte o zaman bir silahın özellikleri giderek artıyor. O yüzden işte biz bu programımızda birçok yerli sistemi anlatıyoruz. Önemli olan bu yerli sistemlerin bir şekilde milli olabilmesi, yazılımıyla, diğer sistemleriyle kendinizin kontrol edebileceği özelliklere sahip olması. Akya'yla da bu gerçekleştirilmiş oldu. Gerçekten çok çok önemli bir adım bu Akya atışı. Akya'nın da isterseniz şöyle bir teknik özelliklerine beraber bakalım. Menzili 50 kilometre ve atış gerçekleştirildikten sonra saatte 45 knot hızla hedefine doğru ilerlemeye başlıyor. Bu gerçekten ciddi bir mesafe, ciddi bir hız. Dahili güdüm sistemi var. Fiber optik ile harici güdüm gerçekleştirilebiliyor. Tapası yaklaşma sensörü veya çarpma ile infilak özelliklerine sahip. Harp başlığı da su altı şok tesirli harp başlığına sahip. Kovanı terk ettikten sonra, yani denizaltının kovanından çıktıktan sonra Akya yüzerek hedefine devam ediyor. Hem denizaltı hedeflerini buluyor veya su altı hedeflerini veya su üstü hedeflerine de vurma kapasitesine sahip. Kovandan yüzerek fırladıktan sonra bir elektrik motoruyla, fırçasız DC elektrik motoruyla ilerleme sağlanıyor. Bu pervaneler harekete geçerek Akya'nın istenilen hedefine doğru ilerlemesini gerçekleştiriyor. Bu açıdan da Türkiye'ye önemli bir adım atmış oldu. Halen Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde Alman DM-2A4 ve Amerikan Mark 46 torpidoları var. Bu torpidoların yerine Akya'nın kullanılması hedefleniyor. Seri imalatıyla birlikte de çok sayıda torpido kısa süre içerisinde Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Ve tabii ki Roketsan her zaman yaptığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin izin verdiği ülkelere de bu teknolojinin ihracatı için de düğmeye basmış olacak. Bunlar da çok çok önemli gelişmeler. Gelelim Pakistan konusuna. Pakistan geçtiğimiz haftalarda önemli bir deniz tatbikatı gerçekleştirildi. Bu tatbikatta Pakistan donanmasına ait Hamza olarak adlandırılan bir denizaltı çok önemli bir atış gerçekleştirdi. Bu atışta hizmetten çıkmış Tarık sınıfı tip 21 fırkateyni vurularak, tam tabiri caizse böyle göbeğinden vurularak batırıldı. Çok önemli bir atıştı. Bu atışın en önemli özelliği Fransız imalatı
Daphne sınıfı denizaltılar bunlar ve Pakistan donanması tarafından kullanılıyor. Bunların yarı ömür modernizasyonlarının Türk şirketleri tarafından yapılmış olması ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne aktarılan bilgi, teknoloji artık ihracatı gerçekleştirilerek Pakistan donanmasında hizmetine girebilmesi bu açıdan da çok çok önemli bir özelliğe sahip. Modernizasyon ihalesi 2015'te açıldı. Yarı ömürle ilgili gerçekleştirilecek gerçekten çok önemli bir modernizasyondu. Bu modernizasyon için denizaltının da üreticisi Fransız şirkette ihaleye girdi ama ihale 2016 yılında açıklandı. Türk şirketlerde kaldı. Bu ihaleye STM ana yükleniciliğinde ihaleye girilmişti ve STM ihaleye gerçekten çok önemli bir başarıya imza atarak aldı. Anlaşma iki ülke arasında 22 Haziran 2016 tarihinde sözleşme imzalandı. Biri kesin, ikisi opsiyon, toplam 3 denizaltıyı içeriyordu. Sonrasında ikinci denizaltı içinde taraflar anlaştılar, el sıkıştılar ve ikinci denizaltının da modernizasyonu başlamış durumda. Peki Türk şirketleri neler yapıyorlar bu denizaltı modernizasyonunda? Öncelikli olarak denizaltının atış kontrol sistemi modernize ediliyor. Sonar suiti takılıyor. Elektronik harp sistemleri elden geçiriliyor. Hem seyir hem de hücum için radar ve periskop sistemleri geliştirilerek bu denizaltıya takılıyor. Yani yeni nesil atış sistemleri, düşmanı karşıdan izleme, arkasından elektronik harp gibi tüm sistemleri modernize ediliyor. Ve bu sistemlerde de önemli bir nokta var. Bu da Havelsan tarafından geliştirilmiş SEDA olarak adlandırılan sistem tarafından tüm bu kontrolün gerçekleştirilmesi. Son yapılan torpido atışında Havelsan'ın sonar entegre denizaltı komuta kontrol sistemi SEDA ile gerçekleştirildi. SEDA denizaltılar için özel bir sistem, sensör entegrasyonu yapıyor. Karar destek fonksiyonları, durum sergileme, taktik seyir, torpido silah entegrasyonu, iz, hedef yönetimi, akustik sınıflandırma ve kimliklendirme, hedef silah angajmanı, ateşleme sekansı gibi tüm bu sistemler SEDA'da birleşiyor. Tabii bu SEDA sistemini Havelsan Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayan yeni tip denizaltı için geliştirmiş durumda. Hatta hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda bu sistemin 5.'si tamamlandı. Kabul testleri ve bunlar bir tıra yüklenerek denizaltıya entegre edilmek üzere Havelsan tesislerinden yola çıktı. Bu videomuzda sizleri şöyle bir denizin altında yolculuğa doğru çıkardık. Yerli savunma şirketlerimizin geliştirdiği sistemleri tanıtmaya ve tabii ki bu sistemlerin de ihraç başarılarını anlatmaya çalıştık. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri aynı zamanda çok çok önemli bir test platformu aynı zamanda. Silahlı kuvvetlerimizin kullandığı sistemler en zorlu şartlarda test ediliyor ve yarın öbür gün bakıyorsunuz bu sistemler başka ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, donanmalarında örnek olduğu gibi görülmeye başlanıyor. Bunlar çok çok ciddi adımlar. Bu programımızda sizleri şöyle bir denizin altına doğru, denizaltılar dünyasına götürmeye çalıştım. Detaylı havacılık ve savunma konusuyla ilgili haberler tolgozbek.com sitemizde bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kanalımızdaki bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.